Gerçekten zaten sevgili belediye başkanımıza biraz sonra da röportaj yapacağız. Çalışmalar hakkında bilgi alacağız. Burada olmaktan dolayı da mutluyuz. Evet, şimdi abi, burada Sındırgı'yı gören var mı? İşte onun için başkanımız sizi gönderdik. Önceden gönderdik. Dolayısıyla gittiniz, gördünüz resimleri. Ben Sındırgı'yı gördüm, gezdim. Her yerine baktım. Hakikaten Sındırgı, hakikaten doğal bir mekan. İnanılmaz bir sağlık tesisleri var, öyle diyeyim. Doğal kaynaklı bu ipsoriasis diyelim, Latincesi, Türkçesi sedef hastalığı. Evet. Çok iyi geliyor. Ben bütün dünyaya duyuruyorum. Cildinde sorun olan, Kleopatra gibi güzel olmak isteyen Sındırgı'ya gelecek. Öyle, bu kadar. Aynı zamanda burada da yeri gelmişken söyleyeyim. Aklılara varaydım, emin emin güreydim. Aklılara varaydım, emin emin güreydim. Emin emin yollarına canlar verip öleydim. Emin emin yollarına canlar verip öleydim. Bu enerjinizden dolayı gerçekten sizi, başkanım, sizi kutluyorum. Evet Tarık, evet. Sındırgı'ya mutlaka gidilmesi lazım kesinlikle. Ben orayı inşallah favori lezzetler olarak bir çıkarma yapacağız. Evet. Sağ olsun, evet, Ekrem başkanımız bizi karşılayacak. Sındırgı'yı tüm dünyaya tanıtacağız. Kesinlikle. Yacıbedir halısını. Yeri gelmişken bu duyarlılığı, geçen yapmış olduğu duyarlılıktan dolayı da kendisini teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir örnekti. Beyin, en meşhur paşasının adını bilenin feribot parasını ben vereceğim. Hadi, hadi bakayım, konuşun. Ne dediniz başkanım? Sındırgı'nın en meşhur paşası, Sındırgı'yı en meşhur paşası. Evet, Sındırgı'yı Sındırgı diye tanıtan paşa. Haldun Paşa bilmiyorum, bizim bildiğimiz. Yani başka üstüne ben benim Haldun Paşa. En büyük paşa, İkincisi sizden olsun. En büyük paşa sizin paşa tabii. Sındırgı'nın paşası. Şerif Paşa. Şerif Paşa. Adına köprüler var, konaklar var, camiler var. Sevgili, her şey var. Evet, hikayesini biliyorsunuz. Bir önceki şeyde dinlemiştik gerçekten. İnşallah sabırsızlıkla da biz de bekliyoruz.